kalıp yok, pişirmek yok, fırın yok. Bu zamana kadar hazırladığım en kolay pasta tarifini hazırlıyoruz. İnanılmaz lezzetli fresh kremasıyla tam bir yaz pastası tarifi olan bu limonlu pasta tarifini sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. İlk olarak pastada kullanacağımız beyaz çikolatayı benmari usulü eriterek hazırlamayla başlıyoruz. 60 gram beyaz çikolata kullanıyorum. Onu hemen sıcak su dolu bir kalıbın içerisine yerleştirip benmari şekilde eritiyorum. Eriyen beyaz çikolatayı hemen kalıbın üzerinden alıyorum. Ve oda sıcaklığına gelinceye kadar ara ara karıştırarak soğutuyorum. 1 paket soğuk kremanın içerisine 2 poşet toz krem şantiyi ekliyorum ve krem şantiyi güzelce kıvam alıncaya kadar yüksek devirde çırparak kremayı hazırlıyorum. Krema ve krem şantiyi yüksek devirde çırpıp böyle güzel koyu kıvamlı şahane bir krema haline getirdikten sonra içerisine 250 milim labne peyniri ve oda sıcaklığına gelmiş olan eritilmiş beyaz çikolatayı ekliyorum. Beyaz çikolatayı mutlaka soğuyuncaya kadar dinlendirin. Eğer ılık ya da sıcak eklerseniz kremanın kıvamının dokusunu bozarsınız. Labneyi ve beyaz çikolatayı da ekledikten sonra şimdi pastanın kremasını tekrar bir güzel karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu pasta kremasına limon lezzetini verecek en önemli iki dokunuşu yapıyoruz. 1,5 limon kabuğu rendesi ve 2,5 yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum kremanın içerisine ve tekrar karıştırıyorum. Mis kokulu, şahane lezzetli limonlu bir krema hazırlamış oluyoruz. O kadar lezzetli ve hafif ki tam bir yaz pastası tarifi oluyor. Pişmeyen pasta kreması artık hazır. Kıvamının dokusunu şöyle hemen göstermek istiyorum. Muhteşem kıvamlı bir krema oluyor. Hava sıcak olduğu için ben birazcık buzdolabında dinlendirip sonrasında pastanın yapımına geçeceğim. Kremanın dokusunun birazcık daha toparlanmasını istiyorum çünkü. O yüzden hazırlamış olduğum kremayı hemen bir sıkma torbasının içerisine alıyorum. Ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra pastanın yapımına geçiyorum. Hazırlayacağımız bu kolay pasta için kedi dili bisküvi kullanıyoruz. Şimdi kedi dili bisküvilerini süte batırarak uygun bir tabağa gördüğünüz şekilde yerleştiriyoruz. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay pasta tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanalıma abone olun. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kedi dili ilk katını gördüğünüz şekilde dizdim. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz kremadan kedi dili bisküvilerin üzerine bolca sıkarak gezdirelim. İlk kat kremayı sıktıktan sonra bir spatula yardımıyla güzelce düzeltiyorum. Eğer siz de bu şekilde sıkma torbası kullanırsanız kremayı sıkmak ve yaymak oldukça kolay oluyor. Kremayı düzelttikten sonra şimdi sıra geldi ikinci kat kedi dili bisküvilerini yerleştirmeye. Yine aynı şekilde her kedi dili bisküvisini süte batırıyorum ve ardından ikinci katı diziyorum. Sonrasında ikinci kat kremayı da hemen sıkıp yayıyorum. Eğer baton pasta tarifi arıyorsanız, kalıpsız baton pasta hazırlamak istiyorsanız, hazırlayabileceğiniz en kolay pasta tariflerinden bir tanesi kedi dili pastası diyebileceğimiz bu kolay limonlu pasta tarifini mutlaka deneyin. Denediğinizde en favori pastanız olacağına eminim. Limonun aroması, o üzerine hazırlayacağımız limon kreması ile inanılmaz lezzetli, şahane bir kedi dili pastası tarifi oluyor. Son olarak 3. kat kedi dili bisküvilerini de yine süte batırıp yerleştirdim ve şimdi kalan kremanın bir kısmını pastanın üzerine sıkıyorum ve ince bir şekilde üst katmanına güzelce düzeltip yayıyorum. Kalan pasta kremasını hem pastanın üzerine sıvamak hem pastanın kenarlarını sıvamak hem de son olarak üzerine süslemek için kullanacağım ben. O yüzden kenarlarını sıvama kısmında ince bir krema tabakası halinde sıvayarak hazırladım. Bu aşamada siz dilediğiniz gibi pastayı kaplayabilir, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastamızı güzelce kapladık. Şimdi kalan kremayı süsleme için kullanacağım. Bunun için bu şekilde bir krema sıkma ucu kullanıyorum. İkinci bir krema torbasının içerisine kullanacağım ucu yerleştirdim ve kalan kremayı da hemen poşetiyle ikinci sıkma torbasının içerisine yerleştiriyorum ve böylece süsleme için hazır oluyor. Bunu da göstermek istedim çünkü bazen mutfakta böyle pratik çözümlere ihtiyacımız oluyor. Hemen gördüğünüz şekilde pastanın üzerine kremayı sıkarak güzelce süslüyorum. Bu süslemenin iki amacı var. Hem güzel gözükmesi hem de hazırlayacağımız limonlu sosunun kenarlardan akmamasını sağlaması. O yüzden kenarları böyle güzelce kapattım. Şimdi pasta dinlenirken sıra geldi nefis limon sosunu hazırlamaya. Bunun için bir su bardağı suyun içerisine bir yemek kaşığı buğday nişastasını ekledim ve nişasta suyla çözülünceye kadar güzelce karıştırıyorum. Şimdi sos tavanın içerisine bir limon suyu, 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve hazırlamış olduğum nişastalı su karışımını alıyorum. Ardından limonlu sosun tüm malzemelerini karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Ben hazırladığım bu limonlu sosu özellikle biraz ekşi olarak hazırladım çünkü güzel, fresh bir lezzet ve aroma katmasını istediğim için bu şekilde hazırladım. Siz isterseniz şeker miktarını artırabilirsiniz. Sos kaynamaya başladıktan sonra içerisine yarım limonun kabuğunun rendesini ve gördüğünüz gibi çay kaşığın ucuyla zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal bu aşamada sosa lezzet olarak ekstra bir tat katmıyor ama renk olarak böyle güzel sarı bir renk almasını sağlıyor. Şahane bir limonlu krema hazırlamış olduk. Hazırlamış olduğum bu limon sosunu birazcık soğutmak istiyorum. Onun için çeşmeden aldığım soğuk bir su ile hemen bir tabağa doldurdum ve içerisine sos kabını yerleştirip Sosumuz oda sıcaklığına gelinceye kadar soğuttum. Hazırladığımız pastanın kreması kremalı ve krem şantili bir krema olduğu için dokusunun bozulmaması için limon sosunun da soğuk olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Soğuyan limon sosunu pastanın üzerine döktüm gördüğünüz gibi ve hazırlamış olduğum bu kolay limonlu pastayı bir gece buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Hazırladığımız pastayı bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra hemen dilimleyip servis ediyoruz. Hazırlayabileceğiniz en kolay kedi dili pastası tarifi oluyor. Gerçekten görüntüsü muhteşem, lezzeti ise muhteşem ötesi bir limonlu pasta. Tam bir yaz pastası tarifi. O kadar hafif, o kadar fresh bir pasta tarifi oluyor ki yiyen herkes tadına, lezzetine bayıldı. Kesinlikle ama kesinlikle deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşın. Kıvamının dokusunu, güzelliğini görüyorsunuz. Eğer hazırlamış olduğum bu limonlu kolay pasta tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve kanala abone olun. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.